ben senelerden beri esnaflık yapıyorum. Efendime söyleyeyim, çay bahçem var. Efendime söyleyeyim, o öyle şey yapıyorum. Genelde emekliler geliyor. Emekliler ağacın kenarından bakıyor. Sinyal yapıyor. Kimin yanında otursam da bedava çay içsem diye. Adam utanır ya. Şuraya git, kasaba git. Kasapta 400 lira etin kilosu. Yani bu, şimdi adam 4 kişi otursa, bira çay içse 50 lira. Bizde 50 lira. Başka yerde 15 lira çayın tanesi. Biz ucuza veriyoruz. 10 liraya veriyoruz. Yani yazık, günah yani. Şurada kiralar çok kötü, çok kötü. Şimdi bizim mahalle, yeni mahallede bir ev kirası 15 lira. 15 lira aşağı kira yok. Pazarda geçen gün ben bir kabak aldım, 4 tane kabak aldım, 55 lira verdim. Vallahi çok kötü yani. Ben şimdi bir daha Tansu Çiller'in zamanını gördük. Efendime söyleyeyim, Demirel'leri gördük, Ecevit'leri gördük. Kimleri gördük. Yani bu perişan yani, perişan. Bu dönem için ben. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Allah milletin yani bu. Şimdi mesela benim Şunok vilayetinde yazın en aşağısında 20 kişi evlendi. 20 kişi evlendi, 10 kişisi boşandı. Niye boşandı bunlar? Ekonomik durumdan boşandı. Başka durumdan boşanmadı. İlk şeylerde tamam güzel gitti. Ondan sonra ekonomik duruma geldiği zaman, geldiği zaman hemen boşanıverdi. Şimdi şöyle diyelim, ben yatan miktardan ziyade emekli ile çalışan arasındaki farkı birazcık ifade etmek istiyorum. Ben bir yıl önce emekli oldum. 41 yıl hizmetle emekli oldum. Ben emekli olduğumda çalışan öğretmenle emekli maaşı arasındaki fark 5000 lira civarında iken, şu anda benim ile çalışan aynı derece ve kademedeki öğretmen arasındaki maaş yarı yarıya fark etti. Yani demek istediğim şu, benim hizmet sürem içerisinde çalışan öğretmenin aldığı emekli maaş, çalıştığı maaşın ben yarısını alıyorum. Dolayısıyla yani bir yıllık bir süreçte çalışanla emekli arasındaki bu kadar farkın oluşması hiçbir şekilde izahı mümkün olmayan ve kabulü de mümkün olmayan bir durumdur. Diğer oransal olarak düşündüğümüz zaman da oransal olarak yapılan zamların zaten hiçbir şekilde bizim bütçemize, bizim ekonomimize olumlu yansıması söz konusu değil. Çünkü piyasa zaten bu zamlar aylar önceden konuşularak toplumda bir algı oluşturuluyor ve her şekliyle piyasadaki vatandaş, esnafı da buna dahildir veya büyük marketler de buna dahildir. Verilen zamın daha üzerinde piyasaya yansıtıldığı için bizim bütçemize daha ilk ayda bile olumlu bir katkısı ve olumlu yansıması söz konusu ne yazık ki olmuyor. Ben yani bir yıllık bir emekli olarak bir yıl içerisinde maalesef bu gerçeklerle yüz yüze kaldım. Çalışanla emekli arasındaki fark sürekli emekli aleyhine olumsuz bir biçimde devam ediyor. Yani o işin özünde biz emekliyi enflasyona ezdirmiyoruz masalı maalesef hayalden öte değil emekli açısından. 10 bin lira alan var en fazla, 15 bin lira falan alan var. Yani bu paralarla bizim zor yani, çok zor. Et, kıymanın kilosu olmuş 400 lira. Ev kirası olmuş 15 lira, 15 bin lira. Yani ne, pazara git, sırf sebze alsan 700-800 lira tutuyor. Hadi yani. Karı koca çalışa maaş alan belki biri parçada tek maaştan çok zor. Evi olmayan insanlar geçimi çok zordur. Biz matematik bildiğimiz için, eski kuşak olduğumuz için, deli tayı olduğumuz için öyle idare ediyoruz. Yoksa normal olarak yetmez. Yetmiyor az, onun için uçuk. 7500'den 10.000 oldu. 10.000 yeterli olur mu?
Benim bir çay içerler, küçük bir çay zor içerler. Thank you.